Kanal Fırat ekranlarına Akşam Ajansına hoş geldiniz sayın seyirciler. Haftanın son iş günündeyiz. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Elazığ'da ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktaracağımız Akşam Ajansına başlıyoruz. Sayın seyirciler Elazığ Valisi Erkaya Yırık, genel yayın yönetmenimiz Zeki Akbıyık'ın hazırlayıp sunduğu gündem özel programına konuk oldu. 7 aylık görev süresi boyunca yapılan tüm çalışmaları anlattı. Aynı zamanda 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrasında Elazığ'da yapılan tüm hizmetlerle ve çalışmalarla ilgili de bilgi veren Elazığ Valisi Erkaya Yırık önemli açıklamalarda bulundu. Müzik Genel Yayın Yönetmenimiz Zeki merhaba, Akbıyık merhaba, ile merhaba. Gündem Özel Programı'nın merhaba. konuğu Elazığ Valisi Erkaya Yırık oldu. 7 aylık görev artan. süresi boyunca ve öncesinde meydana gelen Gerhaba. deprem sonrasında yapılan tüm çalışmaları değerlendiren Vali Erkaya Yırık önemli açıklamalarda bulundu. Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrasında devletin çok hızlı bir şekilde çalışmalara başladığını anımsattı. Devletimiz hızlı bir şekilde e, 24 bin adet çadırı derhal burada konuşlandırdı. Akabinde 3800 konteyneri kırklar Doğu Kent ve Aşağı Demirtaş mahallelerinde yerleşkiye yerleştirdi. ve Dolayısıyla bu süreçte de 6000'in üzerinde vatandaşımız ve 1769 aileyi bu konteyner kentlerde devletimiz barındırdı. Aynı, doğru. Şimdi kısa bir süre içerisinde bunları yapmak öyle kolay bir şey değil. Geçmiş dönemlerde hepimiz hatırlıyoruz. Yani depremden sonra iletişimin kesildiğini, insanlarımızın hala deprem altında kaldığını, feryat figan ettiğini, bizim burada da işte yıkılan evlerimiz var, buraya kimse hala gelmedi, 10 saat, 15 saat oldu diye feryat eden insanları, çığlık atan insanlara şahit olduk. Ya yani bugün geldiğimiz noktada devletimiz var olsun, Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz gerçekten çok hızlı bir reaksiyon göstererek depremde ki vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için e, mahallinde yerini aldı. Devletimiz sosyal devlet olmanın e, ve bunun getirdiği e, merhamet ve şefkat şemsiyesini tüm vatandaşlarımıza e, olduğunca e, gösterdi, tuttu. Vali Yırık, orta hasarlıları ağır hasara dönüştürülmesinin evet. kanunilik açısından evet. zor olduğunu söyledi. Evet, Neticede e, sizin de belirttiğiniz gibi orta hasarlı binaların biz de isteriz ki ağır hasarlı olarak değerlendirilsin ve e, konutlar yapılsın. Ama belirttiğim gerekçelerle bunu yapabilmek kanunilik ilkesi açısından zor bir şey. E, bununla birlikte, bununla birlikte özellikle 27 Aralık'ta gerçekleşen 5.3 büyüklüğündeki e, Elazığ Merkez Kavaktepe e, merkezli e, depremde yani bu e, orta hasarlı binaların da etkilendiğini etkilenebileceğini ve belki de birçoğunun e, ağır hasarlı olarak karşımıza çıkabileceğini değerlendirdik. Evet. E, o gün biliyorsunuz sizler de şahit oldunuz e, hızlı bir şekilde kriz merkezimizi AFAD İl Müdürlüğümüzde oluşturarak e, neticede e, gerek belediye başkanımız gerekse e, ilgili kurum müdürlerimiz orada ekiplerini kurmak suretiyle 30 ekip 60 personelimiz hemen sahada yerlerini aldılar ve hasar tespit çalışmalarına başladılar. Evet. Bu çalışma sonucunda Çok, da, evet. Tabi tabi bu çalışma sonucunda da e, incelemeye konu olan vatandaştan gelen talepte sayısı mevcut olan 900 rakamın yaklaşık 499'u, 499 konut orta hasardan tekrar ağır hasara dönüştü. dönüştü. Kalan konutların çekimleri çekimleriyle ilgili de bilgi veren Vali Erkaya Yırık bölgesel ve karma yöntemiyle belirlendiğini söyledi. Tabii ki kura e, kurada karma kura yöntemi de var, evet. diğer kura yöntemleri de var. Diğerinin de uygulandığı pozisyonlar oldu, anlar oldu, alanlar oldu. Evet. E, belirttiğiniz gibi karma kuranın çekildiği e, mahalle de oldu. Doğru. Şimdi e, diğerinde de çok bir sorun çıkmadı. Bu karma kurada da çok bir sorun çıkmadı Doğru. E, Zeki Bey. Doğru. Yani neticede vatandaşımız gerçekten Belirttiğim ev safta bir binaya devletimizin sayesinde kavuştu. Yani bu olayın hani bardağın dolu kısmına da bakmamız lazım. Evet. Evet. Sonuçta devlet hepimizin, yani bu müşterek değerimiz, varlığımız sadece Elazığ değil, yani başka yerlerde de bu afetler oluyor. Bizim gerçeğimizle, bizim ihtiyaç pozisyonumuzla başka illeri de kıyaslamak bilemiyorum. Çok doğru değil çünkü. Doğru. Her ilin yaşama şekli kendine göre şartları var. Dolayısıyla Zeki Bey yani devletimiz Elazığ'da gerçekten bir duyarlılık içerisinde bu çalışmaları yaptı ben buna şahidim. Eğer bir olumsuzluk görsem ben zaten ilim valisi olarak ilgililere gerek resmi yazıyla gerekse birebir görüşmelerimizde iletirim. Elazığ valisi Erkay Yırık, Hazar Baba Dağı'nın turizm anlamında geliştirilmesi için projeleri olacağını söyledi. İri Hazar Gölü ile ilgili de çalışma yapılacağını kaydetti. Hazar Baba kayak tesislerinde vaktiyle e, valilerimiz, kamu görevlileri bir çalışmalar yapmışlar. Şimdi bu çalışmalar gerçekten güzel çalışmalar. Yani bir e, ivme başlamış. Ama gerçek şu ki artık geldiğimiz noktada e, rekabet arttı. Yani birçok yerde bugün Bingöl'de de kayak tesisleri var. Biliyorsunuz Erciyes'te kayak tesisleri var ve son derece tabii, tabii. güzel ve e, model olan evet. yerlerden birisi. Ee, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız ve daha sonra Çevre Şehirci Bakanı, Bakanlığı yapmış Avukat Mehmet Özseseki Bey'in başkanımızın evet, tabii, doğru. orada e, ifa hmm. etmiş olduğu bir proje ve son derece başarılı. Bildiğim kadarıyla e, onlar e, onu yaparken de Avusturya'da Tirol'den de bunu örnek evet. aldılar. E, orada gittiler, gördüler filan Şimdi tabii bizim onun gibi olmamız belki ilk aşamada mümkün değil. Evet e, Ama Hazar Baba yine kendi kazanabileceği, kendi gelebileceği noktaya henüz gelmiş değil. Doğru. Bundan sonraki süreçte e, bizim projelerle Hazar Baba Kayak Merkezini e, daha büyük bir potansiyele dönüştürebilmek için çalışmalarımız, projelerimiz olacak. Doğru. Bu arada e, Hazar Gölü'nde işte e, gölün değerlendirilmesi anlamında. E, su sporları ve adrenalin merkezi projesi evet. yapmak suretiyle Fırat Kalkınma Ajansından 1,5 milyon TL civarında bir proje bedeliyle kabul ettik biliyorsunuz. Bu Projeyi... ile yapılacak mı Sayın Vali? Tabii tabii. Evet. İnşallah başlayacağız önümüzdeki evet. baharla birlikte. Doğru. Çünkü şöyle baktığımız zaman tabii, şu anda tabii. karşımızda masmavi, etrafı yemyeşil olabildiğince evet. bir gölden bahsediyoruz. Malatya 130 kilometre. Evet. Diyarbakır 120 kilometre ve bu e, merkeze 30 kilometre uzaklıkta gayet çok iyi lokasyona sahip bir yerden bahsediyoruz. Ama bakıyoruz ki etrafında işte e, PTT'nin bilmem e, tesisi var, İşte Maliyenin bilmem e, sosyal tesisi var, evet, karayollarının evet. bir parçası var, e, emniyetin bir parçası var. Ne Falan. kadar güzel deyim Evet harikulade yani bakın evet. e, yani birçok yerin sahip olmadığı mekanlar bunlar. Bizim bunları değerlendirmemiz lazım. Harput'ta Musiki Şenliği Film Festivali düzenleneceğini ve kongreyle kültür merkezi yapmak istediklerini söyledi. Dereyim, i̇nşallah Harput birinci e, Musiki şenliğini festivalini düşünüyoruz. Bu şu pandemi falan bir gelsin inşallah. i̇nşallah Pandemiyle abi. hiçbir şeyin biliyorsunuz tadı yok. Evet. Sonra e, Harput birinci film festivali evet. projesini evet. E, inşallah hazırlıyoruz. Hazır. Bunlar yani, çok iyi. Bunlar Sayfali, Harput biz... tanıtıcı faaliyetler. Ee, burada kaldığım süre içerisinde eğer Harput'a e, gerek valiliğimiz gerekse belediyemiz olsun bir kültür ve sanat merkezi, bir kongre merkezi gerçekleştirebilirsek bu, ben bundan bahtiyelik duyacağım. İnşallah da yaparsınız sayın. Tabi yani yaparsınız. yerle alakalı görüştük evet. yerimizde var. Evet. Tepede bir yerde çok güzel de bir hakim noktada ee, ya ya valimiz ya da belediyemiz inşallah yapacağımız Hartun dokusunu bozmadan, dokusunu bozmadan evet, o farkı, şeye evet. mimariye uygun bir inşallah e, yapı düşünüyoruz. Sayın seyirciler, Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremde 14 kişinin yaşamını yitirdiği dile kaparsmanında, eşini ve oğlunu kaybeden Hüseyinci Velek depremin ardından bir yıl geçmesine rağmen acılarının günden güne arttığını ifade etti. Yani zor, çok zor. Allah kimseye böyle acılar bir daha yaşatmasın. 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. Depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen yakınlarını kaybeden ailelerin acıları ilk günkü gibi taze. 14 kişinin hayatını kaybettiği Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Apartmanı'nda eşi Ayşe ile oğlu Muhammed Salih'i kaybeden Diğer oğlu ile birlikte enkazdan sağ kurtarılan Hüseyin Civelek, deprem gecesi ve sonrası yaşadıklarını anlattı. 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'da yaşanan depremde dilek apartmanında yıkılan evimizde e, eşim ve çocuğumu kaybettim. Ben ve diye büyük oğlum enkazda çıktık. Şu anda işte büyük oğlumla birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Depreme dördüncü kattaki evlerinde yakalandıklarını anlatan Civelek, büyük oğlu ile son anda kurtarıldıklarını ancak eşi ve diğer oğlunun yanı başında hayatlarını kaybettiğini söyledi. Sağ olsun devletimiz işte bize bir konut tahsis etti. Oradayız şu anda. Hayatımızı bu şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Evlat acısı, ciğer acısı yıl, bir yıl değil bin yılda olsa geçmez. Çok zor unutulmuyor. Her geçen gün acısı daha da fazla oluyor. Allah kimsenin başına böyle felaketler vermesin. Kimseye evlat acısıyla ciğer acısıyla sınamasın. Yıkıcı depremler tabi canların yanında malların yanında canları da götürüyor. Onlarla birlikte aile geçmişin, geleceğin umutlarını da hep sönüyor söylüyor. Yani zor, çok zor Allah kimseye böyle acılar bir daha yaşatmasın. Memleketimizi insan, insanlığı bütün Müslümanları korusun inşallah. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı'nın birinci yarı yılı bugün tamamlandı ve öğrenciler tatile girdi. Elazığ'da da hizmet veren özel bir anaokulu da öğrencileri için pandemi tedbirleri kapsamında karne töreni düzenledi. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona erdi. Elazığ'da hizmet veren özel bir anaokulda öğrencilerine ve velilerine pandemi tedbirleriyle karneleri verildi. Şöyle teşekkür ederim geldiğiniz için. Rica çok heyecanlıyız biz de. Bu karnede bize yaşattığınız için teşekkür ederiz. Ayaklarınızda sağlık. Çok asla. memnunuz. İyi ki varsınız. Buyurun. Karnelerimizi tertip edelim. Bizim için de çok heyecanlı. E, Oğlumuzun heyecanını sizlerle beraber yaşamak da çok büyük mutluluk verdi. Çok yapacak. teşekkür ederiz. İyi sizlerledeyiz. Görevi ben teşekkür seni. ettim kızım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Mesleğiniz için bir karnemiz Karnelerini alan öğrencilerin heyecanlı oldukları gözlendi. Veliler de öğrenciler kadar heyecanlıydı. Sağlık çalışanı olarak kreşler açık. Çocuğumuzu bırakabiliyoruz. Karnesini alabildik. Bizler en azından alabildik. O yüzden öğretmenlerimize bütün emeği geçenleri, Teşekkür ediyoruz. Sanki kendim karne alıyormuşum gibi hissediyorum ilk karnem gibi çünkü çocuğumun ilk karnesi. Gerçekten çok heyecanlıyız hani. Ee, hani e, ciddi anlamda yoğun bir eğitim e, dönemi geçirdiler. Bunlara hep şahit olduk. Verimli, sağlıklı, güvenli. Hani gerçekten çok teşekkür ediyoruz öğretmenlerimize. Bugün oğlumla beraber e, karne heyecanı için buradayız. Oğlumun ilk e, karnesi tabii ki. Babamızla beraber gelmek istiyorduk aslında ama e, iş yoğunluğundan ötürü kendisi gelemedi. E, biz beraber oğlumla şu an karne heyecanını aldık ve inanılmaz mutluyum ben de. İlk adımlar Çocuk Akademisi Kurucu Müdürü Asiye Arıkan pandemi tedbirleriyle eğitim vermeye devam ettiklerini söyledi. Çocuklarımız 5 aylık eğitim öğretim süreci içerisinde çok güzel kazanımlar elde ettiler. Pandemi e, gölgesi altında maalesef istediğimiz birçok çalışmayı yapama, yapamasak da çocuklarımız yine de e, doyasıya eğlendiler ve öğretim noktasında istediğimiz hedeflere ulaştılar. Bizler çocuklarımız e, kaliteli eğitim alsın, kaliteli vakit geçirmeleri için burada tüm ekibimizle beraber yoğun bir mesai harcadık. Ve ailelerimizden çok güzel dönütler aldık. Bu da bizi coşkulandırdı ve yeni döneme daha güzel bir şekilde hazırladı. Ve sayın seyirciler akşam ajansına canlı yayın konuğumuzla devam ediyoruz. Biraz önce de haberimizde aktardık. 2020-2021 eğitim öğretim yılının birinci yarı yılı şu an itibariyle bugün itibariyle tamamlanmış durumda. Elbette ki ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz ve bu zor süreç e, ekonomi başta olmak üzere eğitim alanında da aslında çok büyük değişikliklere neden oldu. Ve bu değişiklikler gölgesinde ilk yarıya sona erdirdik. Umudumuz ve dileğimiz e, şu sürecin bir an önce tamamlanması, bu pandemi belasının ülkemizden giderek eski günlerdeki gibi okullarda öğrenci sesleriyle, zil sesleriyle birlikte dönemlerin sona ermesi elbette ki. Biz de hem pandemi sürecinde eğitim nasıl olmalı, çocukların bu süreçten daha az yara alarak ...kurtulabilmesi noktasında nelerin yapılacağını konuşacağız. Konuğumuz Sayın Asiye Arıkan, İlk Adımlar Çocuk Akademisi Kurucu Müdürü... ...aynı zamanda çocuk gelişim uzmanı. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum bu güzel davetiniz için çok öncelikle. Çok teşekkür ediyoruz bizler de sizlere. Efendim öncelikle hayırlı olsun. Evet. Bir dönemin ilk yarı yılını tamamladık. Zor bir süreçti. Özelde Elazığ için çok daha zor bir süreçti. Çünkü birkaç gün sonra malum... 24 Ocak depreminin yıl dönümü evet. ee, ve geçen yıl bugünlerde e, yaşadığımız deprem eğitimi yine e, duran bir hale gelmesine neden olmuştu. Sonrasında yaşadığımız pandemi süreci e, sizler de bugün karne töreni düzenlediniz ama görüyoruz ki aslında çok e, mesafeli bir şekilde evet. olmak durumunda. Nasıl geçti bu pandemi gölgesinde sizler eğitim kurumu olarak nasıl yüz yüze eğitim verdiniz? Evet her zamanki gibi yıllardır yapıyoruz ancak dediğiniz gibi ilk defa bu kadar böyle mesafeli ilk defa bu kadar soluk geçti diyebiliriz. Hı hı. Öyle söyleyeyim öncelikle sözlerime başlamadan önce 10 Ocak çalışan gazeteciler gününüzü kutlamak istiyorum. Çok geçti gününüz ederiz. ancak gerçekten bahsettiğiniz gibi. Ee, Elazığ'ımız hem 24 Ocak e, sonrasında 14 Mart itibariyle başlayan yasaklarla çok sancılı çok sıkıntılı bir süreçte geçmekteyiz ülke olarak. il olarak e, depremden dolayı biz biraz daha fazlayız ancak sizler bu zorlu şartlarda çok ciddi anlamda emekler vererek çalışıyorsunuz, gecenizi gündüzünüzü buradan bütün yayın arkadaşlarınıza, kanal Fırat'ın bütün değerli çalışanlarına gününü kutlamak istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, bu yıl bizim için gerçekten çok zorlu ve sancılı bir yıl geçti. Öncelikle 24 Ocak'taki deprem sonrası çocuklarımızın bozulan psikolojisi, ailelerimizin tedirginlikleri, kaygılarının üzerine. Bir de maalesef ki pandemiden gelen, e, kaynaklanan, virüsten kaynaklanan, e, stresli, yoğun, e, sancılı günler eklendi. Maalesef hı hı. ki. Bizim için tabii ki eğitimi bir tık geriye bırakıp rehberlik aşamamızı bir tık daha öne geçirmek zorunda kaldık. Yani bu süreçte çocuğun hem psikolojik olarak nasıl rahatlatabiliriz, hı hı. aileleri bu süreçte doğru olarak nasıl bilinçlendirebiliriz ve bizlere emanet edilen en kıymetli varlıklarını bu süreçte nasıl güzel bir şekilde koruyup nasıl muhafaza edebiliriz. Herhangi bir sancı yaşamadan evden okula okuldan eve herhangi bir problem götürmemek neleri için, neler yapabiliriz? Eğitimimiz açıkçası bu gölge altında gitti bu dönem. Evet. Peki efendim şimdi e, rehberlik tabii ki önemli. E, bir de hem deprem, akabinde pandeminin olması. Şimdi özellikle pandemi sürecinde e, yaşadığımız her şey, yani 3 yaşındaki bir çocuğun da 70 yaşındaki bir bireyin de pandemiyle mücadelede aslında şartları aynı. Evet e, Ve aynı e, tecrübeye ve birikime sahip oldular. Görüyoruz özellikle e, siz çok daha iyi bilirsiniz. E, okul öncesi çağındaki çocuklar resim çizmeye başladığında bile ki buna şahitlik de etmiş biri olarak evet. ne anlatmaya çalıştın diyorum koronayı çizdim diyor. Evet. O hale geldi. Özellikle bu çocukların bu e, e, kaygıdan kurtulabilmeleri için Mesela siz eğitim kurumunuzda ne tür eğitimler verdiniz? Ve buradan bizleri izleyen velilerimiz de vardır. Evet. Ee, belki okul yani şu süreçte okul öncesi eğitime göndermeyen aileler de vardır. Hı. Neler tavsiye edersiniz? Ne gibi bir çalışma yapılmalı? Evet. Ee, dediğiniz gibi hakikaten Elazığ'daki bu sene okul öncesi çocuklar özellikle 0-6 yaş dönemindeki tüm çocukların soyut kavramları henüz daha somut kavramları henüz daha gelişmemiştir. Uh -huh. Soyutla somut arasında işte bir virüs var bir canlı var biz onlardan korunmamız gerekiyor. Geçenlerde sağ olsun Sayın Milli Eğitim Müdürümüz okulumuzu ziyarete geldiğinde öğrencimizin birine işte ya sen çok tatlısın sana sarılmak istiyorum sen çok şeysin hani böyle itafen konuşurken Evet ben de sarılmak istiyorum ama sarılamayız. Virüs var. Direkt evet. böyle söyleyerek kendilerini ki ne olduğunu bile belki evet. tam anlamıyla farkına değil. Aynen. Hı -hı. Bir virüs var, bir canlı var. Hı -hı. O kendini korumak zorunda. Arkadaşına dokunması, işte eee maskesini çıkarması gün içerisinde yasak. Sürekli olarak ya o arkadaşlarıyla mesafesini koruması gerekiyor. Çocuk bunu algılayamıyor. Neden arkadaşıma sarılamıyorum? Neden Hı -hı. işte öğretmenim neden buraya gidemiyoruz? İşte normalde biz çok ciddi anlamda alan kezleri yapardık. Hı hı. İşte at biniciliği, yüzme dersleri. Bunları götüremedik mesela bu yaz okulumuzda hı hı. biz. Neden gidemiyoruz öğretmenim? Niye şey yapamıyoruz? İşte virüs var dediğimiz zaman çocuk artık onu bir canlı olarak ve tamamen kendini e, koruması gereken bir e, canavar, küçük bir canavar olarak bahsettiğiniz gibi resim, görsel e, bizler resim analizleri de yapıyoruz. Çocukların genel itibariyle deprem sonrası başladığında okulumuz e, çocuklar genelde e, depremde yaşadıkları korkuyu, korkuyu, kaygıları yansıtıyorlardı. Fakat 1 Haziran itibariyle biz eğitim öğretimimize biliyorsunuz başladık. Hı hı. 1 Haziran itibariyle başlayan çocuklarımız deprem artı virüsten kaynaklanan o içeride kalmanın anneannelerine, babaannelerine, dedelerine gidememelerinin, işte komşularıyla, arkadaşlarıyla bir araya gelememelerini, parklara, oyun alanlarına gidememelerinin onlarda yarattığı şey. şeyi e, üzüntüleri, mu? travmaları evet. resmetmeye başladılar. Bu ve bu gerçekten de çok üzüntü verici. Hı hı. Bu yıl e, 23 Nisan'ı biz çok buruk kutladık. Hı hı. Gerçekten de çok acı bir şeydi. ve Ben e, oradaki bizim e, mesajımız şu oldu: Dedelerinizin dahi başaramadığı e ee, aynı atalarımız gibi sizler de bir kahramansınız. Hı hı. Neden mi? Sizin kendi bayramınızda sizler içerdesiniz. Hiç kimse hiçbir çocuk bir araya gelemedi. Maalesef hiç kimse hiçbirini sarılamadı. O coşkusunu düşünebiliyor musunuz? çocuğa Atatürkümüz tarafından verilmiş olan en güzel bayramı onun elinden biz bir şekilde mahrum bıraktı, evet. bıra kalmak zorunda şey mahrum kaldılar. Yaşayamadılar hı hı. o coşkusunu. Hı hı. E kaldı ki akabinde işte milli şey dini bayramlarımız hı hı. Ramazan Bayramımız, Kurban Bayramımız bayramımız, hakeza, çocukların bir rutini vardı. Hı hı. Tatillere gidiyorlardı, aileleriyle beraber kaliteli vakit geçiriyorlardı. Ancak onlara gidemediler. E anne babaları, çocukların özellikle bizde mesela yoğun bir ça sağlık çalışanımız hı hı. var. Ee, çok acı verici. Hocam biz işte eve geldiğimiz zaman çocuğumuza sarılamıyoruz. Onunla iletişime geçemiyoruz. İşte öpemiyoruz. istediğimiz gibi şu olmuyor, bu olmuyor. Bunlar gerçekten çok acı verici ve bize ciddi anlamda burukluklar oluşturdu. Evet. Peki e, bunlardan kurtulma yöntemleri nelerdir? Evet. Bunlardan kurtulma yöntemleri. Mesela yöntem... siz ki yüz yüze eğitim veriyorsunuz evet, başladık e, çocuklara. E, nasıl telkin ediyorsunuz? Hı hı. Bu ...durumu nasıl aşacağız, nasıl evet. aşacaklar? Evet, şimdi öncelikle e, bu süreçte çocukları her şeyden önce sınırsız bir şekilde güven aşılamamız hı hı. gerekiyor. Nasıl nasıl aşılacağız bu güveni? Kendini koruduğu müddetçe, hijyene dikkat ettiği müddetçe, el yıkaması olsun... ...efendime söyleyeyim arkadaşlarıyla çok fazla temasa geçmeme hı hı. noktasında olsun. Ne yapıyoruz mesela? İşte sandalyemiz burada hayal arkadaşın oturuyor. Burada işte en çok sevdiğin hangi arkadaşını seviyorsun? Hı hı. İşte hangi oyuncağını seviyorsun? İşte Ayıcık Momo'yu diyor. Tamam, hadi sandalyemizde Ayıcık Momo oturduğunu hayal edin. Biraz daha çocukların hı hı. hayal dünyalarını. Hayal gücünü. Aynen. Hayal gücünü kullanarak açıkçası bu işin içe üstesinden gelmeye çalıştık. Ondan sonra, e, şey, yanında diğer arkadaşın oturacak. İşte oyun esnasındayken, hadi yanımızda farklı bir e, eşya eşyamızı koyuyoruz. Ondan hı hı. sonra arkadaşınız yanına. Burada hani mesafeli kalmanın öneminden bahsediyoruz. Onun dışında gün içerisindeki yapılan etkinliklerde çocuğun ruh sağlığına hitap edebilecek şekilde hı hı. özellikle hareketli oyunlar efendime söyleyeyim onları mutlu edecek etkinlikler düzenlemeye hı hı. çalıştık. Yıl içerisinde dönem içerisinde daha doğrusu çocuklarla işte kaliteli vakit geçirmenin yolları nelerdir aileye bu noktalarda rehberlik yaptık. Çocuklarımızın şey noktasında... Kendini koruması noktasında nelere dikkat etmesi gerekiyor, neden koruması gerektiğine yönelik çalışmalar yaptık. Bu şekilde. Peki efendim, mesela yüz yüze eğitim okul öncesi gruplarda başladığında yine de ailelerin tedirginlikleri vardı. Evet. Çünkü okul gibi yerlerde Allah korusun bir yayılma gösterdiği zaman önünü alamıyorsunuz. Evet. İşte çocuk okulda alıyor, öğretmenine... Taşıyıcı olarak... Ailesine, komşusuna, başka arkadaşlarına ve bir anda dalga dalga büyüyor maalesef. Evet. Ee, siz peki ne tür tedbirler aldınız? Çünkü hı hı. aslında e, birey olarak ilk kez bu kadar büyük bir salgınla karşılaştık ve hı. E, herkes ne olduğunu önce anlayamadı evet. e, ve sonrasında işte on oraya gitme, buraya gitme, oraya dokunma, işte ellerini yıka. Çamaşır suyu ile bile evet. inanılmaz derecede bir yakınlık kurduk haşır şu haşır süreçte olduk değil mi? ve bu çocuklar için çok daha zor. Özellikle dediğim gibi eğitim veren kurumlarda her çocuğu e, takip edebilmek çok zor. Hı hı. Siz ne tür tedbirler alarak ailelere nasıl bir güvence sağladınız? Hı hı hı. Öncelikle kontenjanlarımızı biz yarı yarıya düşürdük. Sınıf kontenjanlarımızı. Hı hı. Bu bizim için çok büyük bir artı oldu. E, ne kadar az öğrenci sınıflar ne kadar az kalabalık o kadar yayılma olasılığı vesaire bu noktada dikkat ettik. Çocukların giriş çıkışlarında mutlaka el dezenfektanlarıyla e, gerekli dezenfektanlar yapıldı. İçeriye geldikleri zaman içeri kıyafetlerinin değiştirilmesi dışarı kıyafetlerinin ayrı olması bu noktalarda hassasiyet göstermeye çalıştık. Gün içerisinde çocukların sık sık el yıkama alışkanlığını kazanmaları için çeşitli oyunlar, şarkılar çalışmalar yaptık. En önemli şeylerden bir tanesi buydu. Ee, onun dışında personellerimiz okul içerisinde e, onlara dönem dönem eğitimler hazırlayıp eğitimlerini verdik. Nasıl karşılanmalı? E, bu süreçte maalesef Veri toplantılarımızı açık alanlarda yaptık. İçeride birebir görüşmeler yaptık. Çocuklar içerideyken içeriye herhangi birini kabul edemedik. Ancak mesai bitiminde çocuklarımız okuldan çıktıktan sonra misafirlerimizi kabul edip ağırlayabildik. Bu şekilde tedbirleri aldık. Bununla beraber personellerimiz dediğim gibi ciddi anlamda işte çocuklarla temas etme noktasında giriş gelişleri noktasında aylık düzenli olarak personellerimize testler uygulandı. Herhangi bir şey var mı yok mu bizim hı hı. için büyük bir şey çünkü Allah korusun dediğiniz gibi hem personelden hı hı. çocuklara öğretmenlerimizden ailelerine gidebilir bizim için önemliydi o yüzden sık sık işte en ufak bir belirti bile gösterdiği takdirde hemen testlerini yaptırmaya hı hı. çalıştık bu noktada elimizden gelen kurum içerisinde yapılması gereken haftalık dezenfektanlarımızı mutlaka yaptık. Hı hı. Tuvalet temizlikleri işte o sınıf içerisi temizlikleri hı hı. sınıf havalandırılmaları bunları gün Dezenfekte içerisinde tabii, tabii her hafta oldu. Hı hı. her hafta düzenli olarak yaptırmaktayız. Zaten yaptırmasak bu kalabalığın içerisinde bu şekilde hı hı. hani bu döneme kadar çok şükür diyelim herhangi bir sıkıntı yaşamadan kurumumuzu getirmemiz imkansız hı hı. bir şeydi. Peki efendim her şeye rağmen bugün ilk dönem sona erdi evet. ve çoğu biraz önce haberde de izledik. Şu an arkadaş arkadaşlarım da ekranlara getiriyorlar. Evet. Çocukların bir çoğunun ilk karnesiydi eğitim-öğretim hayatı boyunca. Ailelerin heyecanını yani çocuklardan daha heyecanlı olduklarını da gördük. Evet. Ee, neler söyleyeceksiniz? Gerçekten e, ben de anneyim. Üç tane evladım var her birinin, 16 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Her birinin karnesi aldığı zaman hep mutlaka bir heyecana, bir coşkuyla nasıl biz e, karnemizi aldığımız zaman böyle koşa koşa elimizde sallaya sallaya eve giderdik ya. Hı hı. Şimdi bugün çocuklarımızla da onları yaşadılar. O e, sağ olsunlar burada tüm ekibime teşekkür etmek istiyorum. Aileme, ilk Kadınlar Ailesi'ne teşekkür etmek istiyorum. Neden? Çünkü hakikaten çok güzel emek verdiler. Çok güzel onlar için e, hazırlıklarda bulundular. E, çocuklar bunları görünce Zaten öğretmenim bunların hepsi bizim için mi, bizim için mi gerçekten Onlar kendilerini özel olduğunu, özel hissettiklerini ve o kadar hazırlığın sadece kendileri için olduğunu anladıkları zaman biraz daha heyecanları, coşkuları daha fazla arttı. Sağolsun ailelerimiz de bizi yalnız bırakmadılar, verdiğimiz randevu saatlerine göre gelip pandemi koşullarına uygun bir şekilde onları ağırladık, Çocuklarıyla beraber güzel köşelerinde hatıra fotoğraflarını çekildiler. Her yıl tabii biz büyük coşkular hazırladık, büyük partiler yapardık, kahvaltılarımız. Yemeklerimiz olurdu. Ancak bu sene sadece hatıra fotoğrafı çekerek e, şey yaptık. E, tamamladık dönemimizi. Hı hı. E, çocukların o e, coşkusu, o gözlerinin içinin cıvıltısı bizi resetledi. Hı hı. Veli memnuniyetimiz bizi resetledi. E, yeni döneme daha canlı, daha cıvıl cıvıl, daha hareketli geçmek için... ...bizim için de gerçekten e, çok güzel, çok anlamlı ve çok özel bir günümüzdü. Hı hı. Çünkü e, umuyorum, diliyorum ki... Pandemi e, dönem itibariyle inşallah 2020-2021 eğitim öğretim yılının bitiminde bitirmeyi ben hayal i̇nşallah, ediyorum. Inşallah. Haziran itibariyle her şey bitmiş olacak. Her şey tamamen e, normalleşme sürecine girmiş olacağız. Ve her yıl olduğu gibi yine büyük eğlencelerle, yine büyük coşkularla çocuklarımızın o heyecanı, o coşkusunu daha güzel bir şekilde yaşa yaşamaları için çaba sarf edeceğiz. İnşallah efendim. İnşallah. Peki efendim şimdi e, çocukların okul öncesi eğitimi son derece önemli. Özellikle evet. son yıllarda. Ee, çocukların geleceklerine dair e, el becerilerinin, e, görsel hafıza yetenek ve becerilerinin geliştirilmesi noktasında e, çocuğun yeteneğinin neye varsa aslında e, fark edilmesinin son derece e, önemli olduğu bir dönem. Bir ebeveyn çocuğunun e, sosyal yeteneklerinin Farkına nasıl varmalı hı hı. ya da çocukta o var olan yeteneklerin ortaya çıkabilmesi noktasında neler yapmalı ve hı hı. nasıl yönlendirmeli? Hı hı. Şimdi e, her çocuğun bahsettiğiniz gibi bireysel gelişimi farklıdır. Nasıl beş parmağımızın beş bir izinin birbirine benzemediği gibi hiçbir çocuk birbirine benzemez. Ünlü bir yazarı şunu söylüyorlar. İşte çocuk hakkında, çocuk gelişimi hakkında ne zaman kitap yazacaksınız? Yazar aynen şunu söylüyor. Eğer ben kitap yazmaya kalkarsam her bir çocuğa birer kitap yazmam ne? gerekiyor diyor. Yani düşünün, her bir çocuk ayrı bir dünya, her bir çocuk e, ayrı bir varlık, ayrı bir hı hı. mükemmel yaratılmış diyelim. Ee, çocukların sosyal gelişimini ilerletmek, işte bahsettiğiniz gibi bazı çocukların sözel zekası çok ileridir. Hı hı. Bazı çocukların matematiksel zekası çok ileri. Bazı çocuklar e, motor becerilerinde, psikomotor becerilerinde. Görsel sanatlara çok mesela. Evet, evet. Görsel hafızası var. çok yüksektir çocuk. Mesela daha 3-4 yaşında mükemmel resim yapıyor. E, çok güzel mesela. Bazı çocuğun analitik düşünme becerisi çok iyidir. Daha 2 yaşındadır. Mesela bizim bir umutumuz var. O da öyle. 2 yaşında ama verdiği cevaplar sanki 40 yaşındaki bir insanın cevapları gibi. Burada nedir? Çocuğun hazır bulmuşluğu çok ileridir. Hı hı. İşte bazı öğrencimiz var, mesela mükemmel derecede resim yapıyor. baktığımız zaman o çizimleri siz mümkün değil. Kurakisini çizer gibi resim çiziyor Dolayısıyla, bu çocuğun bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak ailelerimize yönlendirme yapıyoruz. Hı hı. Bu noktada bizim kurumumuzun böyle bir farklılığı da var. Hem kendim alan mezunu olduğum için hem kızım aynı zamanda hem öğretmenlerim hepsi alanında uzman oldukları için bu konuda ciddi anlamda ailelerimizin çocuğun bireysel farklılıklarını gözeterek ona yönelik çalışmalar yapıyoruz ve aileye buna yönelik rehberlik yapıyoruz. İşte bazı çocuklarımızın zeka gelişimi çok ileride, zihinsel gelişimi hazır olunuculuk çok ileride. Hemen o aileye yönelik işte hangi etkinlik kitapları, hangi çalışmalar yapılması gerekiyor, onlara yönlendiriyoruz. Veya da bazı çocuklarımız dil gelişiminde geriden takip ediyor ya da sosyal yaşam becerilerinde geriden geliyor. Bu çocuk nasıl sosyal hayata kendini kazanıyor? Kazandırabilir, nasıl özgüvenini geliştirebilir, nasıl hı hı. kendini ifade etmesi gerektiğine yönelik çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Hı hı. Ve bu da çocuğun hazır bulmuşluğunu tamamlaması için aileye de ciddi anlamda destek oluyoruz. Hı hı. Biliyorsunuz bir... İşin başlangıcında tutumumuz, işin sonucunu diğer e, her şeyden daha fazla etkileyecektir. Bir Hı -hı. antrenör ne yapıyor mesela? E, ciddi anlamda bir e, maça çıkacaktır. Altındaki e, sahada çalışan işte futbolcularını yoğun bir Hı -hı. E, eğitimden, yoğun bir antrenör, şeyde antrenmandan geçirerek Hı -hı. E, çocuğu işte. Sporcuları sahneye hı hı. E, götürüyor, futbol sahasına veriyor. Tıpkı bunun gibi bizler de gerçekten uzman kişiler e, çocukları ailelerin öncelikle dikkat etmesi gereken uzman elleri teslim etmesi gerekiyor ki hı hı. çocuğun eksikliğini e, tamam, e, fark edip onu e, çünkü bunlar e, sizin bizim gibi olmayacaklar. Bunlar milenyum çocukları. Evet. Dolayısıyla çok ciddi anlamda donatmamız gerekiyor bu çocukları. Tepeden tırnağa işte problem çözme yeteneğini geliştirmemiz gerekiyor. Hı hı çocuğun analitik düşünme becerisini geliştirmemiz gerekiyor. İşte e, çocuk e, kıskançlıklarla ya da şiddetle karşılaştığı zaman nasıl çözümlemesi gerekiyor? Bunları hepsini aileye doğru bir şekilde rehberlik yapıp Hı -hı. çocuğa yön vermemiz gerekiyor. Çözüm odaklı mı hayat hazırlıyoruz? Kesinlikle. Sorun kesinlikle. yaratmaktansa. Aynen öyle. Yani problem çözebilir hale getirmemiz gerekiyor ki çocuklarımızı, e, çocuklarımız hayat boyu bize bağımlı kalmasınlar. Bu Hı -hı. çok önemli. Okul öncesinin en birinci basamağı, en önemli Önemli aslında kazanımı çocuğun hazır bulunuşluğunu geliştirmek, hı hı. çocuğu hayata doğru bir şekilde hazırlamaktır. Ve yani, onun bir birey olduğunu aslında unutmamaktır. Kesinlikle. Ona yetişkin bir bireymiş gibi davranıp çocuk gibi değil de çünkü sizin karşınızda belki geleceğin bir e, Atatürk'ü vardır. Hı hı. Bilebilir misiniz? Geleceğin bir e, büyük bir astroloğu vardır, Edison'u vardır, bir e, Maria Montessori'si vardır hı hı. bilemeyiz. Dolayısıyla buna göre davranmak gerekiyor. Çocuğun o bireysel farklılığını biraz önce bahsettiğiniz gibi göz önünde bulundurarak hı hı. bir başka çocukla yarış atığına sokmak değil de benim çocuğum işte. E, kaba motor becerileri çok iyi. Ne yapabilirim? Hemen onu e, bir spor dalına yönlendirebilirim. Evet. Benim çocuğumun işte sayısal zekası çok iyi. Ne yapabilirim? Hemen çocuğumu zeka oyunlarına yönlendirip orada çocuğumun daha kısa sürede işte kodlama eğitimleri vererek daha kısa sürede hazır bulmuşluğunu ilerletebilirim. Bazı çocukların sözel zekası çok iyidir evet. mesela. Çocuğumun ne yapabilirim? İşte e, ezber yeteneğini geliştirip farklı e, işte kitap yazdırabilirim, şiirler yazdırabilirim. Ona e, hayal dünyası geliştirici çalışmalar hı hı. yapabilirim. Hani bunlar gerçekten de önemli şeyler. Hı hı. Atatürk dediğim gibi e, hayal dünyalarını hiçbir şekilde çocukların kısıtlamamak gerekiyor. Hı hı. Atatürk'ümüz eğer e, Kurtuluş Savaşı'nda cesaret göstermemiş olsaydı, biz bugün buralarda olabilir miydik? Maalesef, mümkün değil. Bu e, benim için gerçekten çok önemli. Türk halkına e, öyle güzel e, motive etti, öyle güzel e, aynı zamanda idealistliği de son derece kesinlikle. önemliydi ki biz de artık çocuklarımızı cesurluğun yanında evet. idealist olarak da aslında yetiştirmemiz gerekiyor. Daha evet. sağlam. Bir toplum ve ülke olabilmek adına. Kesinlikle. E, dolayısıyla bizler e, yetiştirdiğimiz küçük elimizdeki mücevherlerin kıymetini bilip hı hı. ona göre hani A, B, C için değil de sadece ve sadece e, ben geleceği kurtaracak belki de benim evimden çıkacak bu çocuk. Tuk evet. e, büyük adam büyük yetişen iş adamları hı hı. büyük dünya insanları büyük bilim insanları e, bilemeyiz hangi çocuğun hı hı. nasıl bir fıtrata sahip olduğunu bilemiyoruz dolayısıyla çocuğu zedelememek lazım yani hı hı. onun o yaratılışındaki... Allahü Teala herkese farklı bir kabiliyet vermiş, herkes Hı -hı. farklı bir şekilde donatarak e, bu dünyaya gelmiştir. Dolayısıyla o fıtratını ezmeden çocuğun o e, özbenliğini e, zedelemeden çocuğu e, yetiştirmemiz gerekiyor Hı -hı. ve bu da doğru ellerde olması gerekiyor. Evet, doğru rehberlik yapılması gerekiyor. Hı -hı. Peki efendim e, öncelikle tabi bunların olabilmesi için de anne ve babanın çocuğunu aslında iyi tanıyor olması gerekiyor. Evet. Hani hep şey denir ya ya çocuktur anlamaz. Çocuktur bilmez, çocuktur önemsemez. Değil de hı. evet o çocuk çocukluğunu da yaşasın, koşsun, oynasın, işte düşsün kalksın ama o aynı zamanda bir birey ve benim onu iyi tanımam lazım ki hı. hayata ve geleceği iyi hazırlayabileyim. Peki bu noktada başarılı ve mutlu bir çocuk olabilmesi için hı hı. E, aileye ne tür görevler düşüyor? Yani başarılı ve mutlu bir aile hı hı. nasıl olacak? Evet. Şimdi e, çevremizde maalesef artık e, annelerimizle babalarımızla yoğun mesai altında çalışıyorlar. Gerçekten de. Kendilerine vakit ayırma noktasında çok ciddi anlamda cimri davranabiliyorlar. Annelerimiz Hı -hı. özellikle babalarımızla. E, öncelikle bizler mutlu çocuklar yetiştirebilmemiz için e, kendimiz mutlu olmamız gerekiyor. Hı -hı. Dolayısıyla 7 alışkanlık ben 7 e, tane size bir öneride bulunacağım. Öncelikle e, mutlu bir ebeveyn olabilmemiz için, mutlu çocuklar yetiştirebilmemiz için kendimize vakit ayırmamız gerekiyor. Hı hı. Yani her şeyden önce, evet, o bizim. Her şeyimiz, dünyamız, parçamız, ama bize bir yetişkiniz, bir anne olarak e, yeri geliyor oturup işte bir fincan kahve içip e, bir kitap okuyup başı, düşüncelerimizi streslerimizden uzak durmamız gerekiyor. Tamamıyla işte beşte atıyorum eve geldiniz, e, hemen yemeği, çocuğun işte rutinlerimiz, ev işlerimiz vesaire saat işte sekizle diyelim dokuz arası en az e, bu annenin kendine önce bir vakit ayırsın. Hı hı. Öncelikle yapması gereken bebeğin şey babanın da aynı şekilde hı hı. Ee, ve pozitif olması için e, şunu hiçbir zaman için unutmayalım ki hiçbir şey mükemmel değil hı hı. maalesef bizler bazen e, çevrenin de vermiş olduğu e, tepkilerden dolayı her şeyi mükemmel yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. İşte ben mükemmel çocuk yetiştirmeliyim. Ya da hayır e, saatinde olmalı. Dokuzda mutlaka çocuğum yatağında olmalı. Ya da işte e, akşam onun bütün besin değerlerini karşılayacak bir beslenme listesi hazırlamam gerekiyor. Ya da işte ödevlerini hiçbir şekilde aksatmamadan yaptırmam gerekiyor. Bakın bunların hepsi olabilecek şeyler. Siz gerildiğiniz zaman, siz mutsuzlaştığınız zaman, siz her şeyi bir e, kalıba sokmaya çalıştığınız zaman inanın... Siz mutlu olmadığınız zaman asla karşınızdaki insanı mutlu edemezsiniz. Evet. Dolayısıyla önce kendinize zaman ayırıp kendinizi mutlu edip ve hiçbir şeyin mükemmel olmayacağına dair bir kere kafanızda bir düşünceyi kesin olarak oturtmanız gerekiyor. Gününüzü mutlaka planlı bir şekilde yapmanız gerekiyor. İşte belir kendinize ayıracağınız saat, çocuğunuzla oynayacağınız saat, onunla ders çalışacağınız saat, evinize ayıracağınız vakit. Güne planlı başlarsanız, bakın göreceksiniz ki her şeye zaman kalacaktır. Hı hı. Bahsettiğimiz gibi pandemiden dolayı ailelerimiz mesela sadece 0-6 yaş öğrencisi olanlar evet şu an e, örgün eğitime devam ediyorlar. Ama e, evde olan öğrencilerimiz de var. Mesela işte 6 ile e, 18 yaş hı hı. arasında olan tüm çocuklarımız şu an evdeler. Hı hı. E, aileler hem çocuklarına yetişip hem onların online derslerini takip edip hem ev işlerine yetişmeye hem çalışma hayatlarını hı hı. götürmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla gerçekten çok ciddi anlamda e, trajici aslında çok e, traji Trajik olaylar Hı -hı. yaşanıyor ailelerde, evlerde. Maalesef evet. E, maalesef ki anneler geçen ben mesela yaklaşık kaç 12 yıldır biz bu işin içerisindeyiz. 12 yıldır yaptığımız rehberlik çalışmasında emin olun hiç bu kadar e, travmatik olaylarla karşılaşmadık. İşte Malatya'dan, Bingöl'den, Diyarbakır'dan danışmanlık için gelen e, ailelerimizle görüştüğüm kadarıyla sadece Elazığ için geçerli değil bu. E, geçenlerde mesela Malatya'dan bir e, velim şey misafirimiz geldi ailemizin anneyi dinlediğim zaman gerçekten ben bile oturup hüngür hüngür ağlayasım geldi. Hı hı. Hakikaten de neden? Çünkü sıkışmış kalmış durumdalar. Aileler hem kendilerine yetemiyor, hem çocuklarına yetemiyor, hı hı. hem çalışma hayatında istedikleri e, o da yetmiyor. Her şey kısıtlı, hı hı. arkadaşlarıyla görüşemiyor, sosyal bir yaşam içerisinde her şeyden hı hı. E, ciddi anlamda korkular içerisinde. E, hakikaten de psikolojik olarak aile olarak hiçbirimiz hı hı. iyi durumda değiliz bu noktada. E, e, ailelerimiz günlerini eğer planlı bir şekilde yaşarlarsa daha görecekler ki olur. birazcık Hı -hı. daha yetişmeye çalışacaklar. Toparlayalım Asiye Hanım. Son bir dakikamız çünkü. E, evet, hayatta e, çocuklarımızı hayır demekten de lütfen çekinmeyin. Hı -hı. Her şey onların istediği gibi olmayacaktır. Ya da siz hayır dediğiniz zaman çocuğunuzda çok ciddi trajik olaylar yaşamayacaktır, Hı -hı. travmalar oluşturmayacaktır. Hı -hı. Bunu e, lütfen. Her şeyden önce bir kere şey yapın. Hayır Papamızı... öğretmeliler. Aynen. Hı hı. Çocuklar hayırın ne demek olduğunu bilmeliler. Hı hı. Evlerimizde maalesef işte biraz daha mutlu etme adına ailelerimiz çocuklarımızı biraz daha fazla koruma altında almaya başladılar. Biraz daha fazla onların her isteklerini hı hı. yapmaya çalıştılar. Bu noktada lütfen kesin çizgilerinizi çizin. Hı hı. Çünkü bunun gerçekten de sonu yok. Sonu yok evet. evet. Peki efendim çok teşekkür ediyorum ben. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki Zaman geldiniz. Ee, önemli bir konu, önemli bir süreçten geçiyoruz. Diliyoruz bir an önce şu pandemi belası ülkemizden Abi. ve dünyadan defolur gider. İnşallah. Ve eski güzel günlerimize geliriz. Dediğimiz İnşallah. gibi e, öğrencilerimizin okul bahçelerinde koştuğu cıvıl cıvıl. E, ve... Karne günlerinde de iple çektiği günleri yeniden yaşamak istiyoruz İnşallah. çünkü. İnşallah. Hepimiz onun o günlerin hasreti içerisindeyiz emin olun. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben çok efendim. teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Ve sayın seyirciler akşam ajansını bugün de noktalıyoruz. Pazartesi günü saatler 17'yi gösterdiğinde buluşmak ümidiyle tüm ekip arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.